kaydedeyim. Neyse, Word'den itibaren başlamış olacak arkadaşlar. Tekrardan paylaşayım. Evet. Şimdi arkadaşlar, Microsoft Word programı dediğim gibi sekmelerden oluşur bu şekilde. Bunların her birine sekme denir. Nasıl internette browser'da sekmeler var ya, yeni sayfa açarız. Burada da aynı şekilde kayıtlı sekmeler var. Sekmelerin de alt menüsü diyebileceğim şey de ribbon derler. Yani çubuk. Burada amaç şudur. Her bir sekmenin bir amacı şeyi var. Kullanım amacı var. Yani ayrılmıştır. Ve adamı ister ki burada önce sekmeden ne istediğimi bileyim. Onu seçeyim. Oradan da alt başlıklardan gördüğünüz gibi şekilleri falan her şeyleri var. Yani çok az bilen biri bile bakıp kullanabilsin istemiştir. Dediğim gibi dosyada dosya işlemlerini yapıyoruz. Yani yeni bir dosya açma, işte kaydetme, kapatma gibisinden. Girişte basit temel işlemleri yapıyoruz. Ve en çok kullanılan yerde burasıdır. O yüzden burası açıktır. Eklede yeni bir şey ekleyeceksek, yani bir tablo, resim gibi, şekil gibi şeyler ekleyeceksek, sayfa düzeninde sayfamızın nasıl görüneceği, yani şöyle yatay mı, dikey mi, işte boyutu A3 mü, A4 mü, sütunları tek sütun mu, iki sütun mu gibisinden özellikler var. Başvurularda ise, ki bunu kullanmayacağız şu an. Daha çok mesela akademik çalışma veya kitapla ilgili şeyler yapanlar daha çok kullanır. Yani bu tür şeylerle alakalıdır. Postalarda da yine kullanmayacağız. İşte birden çok kişiye posta atma, işte bunun gibi özellikleri var. Gözden geçiri de şu an kullanmayacağız. Bir iki özelliği var, onu da diğer taraflardan göstereceğim. Burada da mesela şeyimizi bitirdik, işimizi bitirdik veya yaparken işte gramer hatası yaptık mı, işte bunun gibi şeyler vardır veya kaç kelime oldu yaptığımız iş, ki bu dediklerim de buralarda vardır aşağıda. O yüzden göstermeyeceğim dedim burada. Sonrasında ise görünüm. Görünüm de sayfamızın nasıl görüntüleneceği, yani bu işte çıktı alırken ki sonucu değiştirmiyor. Ama ben çalışırken nasıl görünsün istersem, işte mesela bu taslak görünümü biraz daha farklı. Bu ana hat görünümü. Böyle. Tamam. Şimdi girişten başlayalım. Ben bir tane doküman yaratacağım. Mesela ne diyeyim adına? Uzaktan eğitim diyeyim. Şimdi ben bunu ne yapmam lazım? Başlık olduğu için başlık formatına getirmem lazım. Şimdi diğerlerini göstereceğim diğer şeyde anlatırken de. Burada mesela sağda stiller var. Bunlara da tıklayıp kısa yoldan güzel bir başlık yaratabilirim. Mesela uzaktan eğitim dedim böyle. Sonra mesela bunu ortalayayım. Ortaladım. Bakın, eğer şeyse seçmeme de gerek yok. Direkt hepsini birden alıyor. Aşağıya geldim. Bugün cumartesi. Bunu mesela isterim ya da bunu da alt başlık olarak yapayım isterim. Yine buradan gelip işte başlık bir seçip de tıklayabilirim. Geldim aşağıya. İşte falan filan böyle bir şeyler yazayım. Tamam. Bunu da diyeyim ki mesela
iki satır yazayım. Bunun neyim ki arka planını ben arkasını sarı yapacağım. Buradan vurgu rengi arkasını sarı yapabiliriz. Bunun mesela rengini kırmızı yapacağım. Dedik. Bir şeyler daha yapayım. Bakın burada şey yaptığım için buradan devam ettiğim için bu en son yazdığım yazının özelliklerini devam ettiriyor. Bunu diyelim ki ben isterim siyah yapayım. Buradan okçuğa tıklayıp ve otomatik yapabilirim. Otomatik renginde değişebilirsiniz ama otomatik siyahtır burada. Bu şekilde. Diyelim ki ben bunu kalın yapacağım. Yaptım. Üzerine gelip de sonra tıklamam lazım. İtalik dersem italik yapar. İşte altı çizili dersem altı çizili yapar. Bu yanlardaki okçuklar hep işte daha fazla özellik içindir. Böyle. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Mesela bir şey kopyaladınız, yapıştırdınız. Böyle bir formatta. Ama istersiniz ki bu formatta olsun. Ne yapabilirim? Bunu yapayım size. Biçim boyacısı diye bir şey var burada. Bunu seçtim. Ya yani tek bir tanesini nasıl etsem olur? Çünkü zaten bütün özellikleri aynı. Yani ben nedir? Kalibri ve kırmızı renk olsun isterim. 11 font. Ama farklı bir şeydir burada. Biçim boyacısına tıkladım. Yani önce seçtim burada. Sonra biçim boyacısına tıkladım. Sonra nereyi değiştirmek istiyorsam, yani formatın nerede formatı değiştirmek istiyorsam üstüne gelirim. Şu anda mouse'um tıklıdır. Sol tıka basılı tutarım. Kaldırdığımda bakın buradaki formatı aynısını yaptı. Böyle güzel bir özelliği var. İşte buradan fontunu değişebiliriz. Bildiğiniz gibi. Farklı farklı fontlar yapabiliriz. Evet. Şey yapabiliriz. Mesela ben soru yazacağım. Bir dedim. Noktaya bastım. Boşluğa bastığım anda hemen bana madde olarak sıraladı. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde diye yazdım. Ben isterim ki bunun bir mesela ikinci yani birincide sonra ikinci yazmasın da birincinin bir alt maddesi olsun bu. Gelirim ikincinin altına taba basarım. Yani solda olacak sizin. Bir sol ok, bir sağ ok var aynı tuşun içinde. Taba bastım. Bakın biraz da büyüteyim. Çok küçük oldu fontlar herhalde. Taba bastım. Bakın A olarak devam etti bana. Buna da mesela taba bassam. Bu şimdi ne oldu? Bu birincinin alt maddeleri oldu bu A ile B. Yani taba basaraktan. Aynı şeyi buna yapalım. Enter dedim mesela. Bir şeyler daha yazdım. Geldim buraya. Taba basmayın bu sefer de. Bakın bu girinti arttır var. Oraya bastım. Burada da aynı şeyi yapabilir. Burada da mesela geri getirmek isterseniz tabii tab işimizi görmeyecek. Girintiyi azalt derseniz bakın 2 yapacak kendini şimdi. Bunun gibi özellikleri var. Burada mesela paragraf boşluğunu arttırabiliriz. Bakın gittik sonuna artıyor. Boşlukları. Bullet yapabiliriz. Yani nokta nokta yapabiliriz. Geldim buraya. İşte buradan madde işaretlerini seçerim. Neyi istersen mesela bu güzel. Sonra Enter'e bastık sonra bana yeni madde işaretleri getirir. Bundan sonra devam etmek istemezsem delete tuşuna basarım. Bir daha bastığımda bakın normal haline geldi. Devam edebilirim yazdıklarıma. Evet. Başka ne anlatabilirim burada? Burada buna çok gerek yok. Mesela buna ben kenarlık koyayım. Çok da gereken bir şey değil yani burada. Mesela her tarafına kenarlık koyayım. Bakın. Kenarlık koydum her tarafına. Böyle.
bir şey. Devam edeyim. Mesela burada şeyler var. Düşünün, matematikçisiniz, tabanları yapacaksınız. Mesela bunu ikilik tabanda yazacaksınız. Yazdım. Buraya 2 yazacağım mesela. Buraya 2'yi dedim. Seçtim. Böyle yazdım. Bakın ikilik tabanda yaptı. Yani bunun adı subscript olması lazım. Aynı şeyi de şöyle yapabilirsiniz. 10 üzeri 5 yazacağım mesela. Ben tabii hala daha bu seçilidi. 10 üzeri 5 yazacağım. 5 dedim mesela buna. Tıkladım. Bakın bu sefer de böyle yaptı. Şimdi burası böyle. Devam edeyim. Yani bu satırda başka şöyle bir şey var. Mesela burayı istersen ben mesela hep büyük harf yapayım. Tıkladım. Büyük harf dersem hepsini büyük harf yapar. Veya cümle şekline getirir. Şöyle yapayım. Başlık yapacaksınız da her kelime isterseniz şey olsun. Büyük harf olsun. Yani başlangıç kelimesi. Tıkladım. Buraya geldim. Her sözcüğü büyük harf. Burada da tarif ediyor zaten nasıl olduğunu. Bakın. Başlık yapar gibi yaptı. Tamam, burada şunu da anlatabilirim. Yani bir şeyi mesela bunu alacağım buradan başka bir yere aktaracağım. Şimdi kopyala yapıştır ve kes yapıştırın. Şöyle bir farkı var. Kopyala yapıştır aslında burada olan bir şeyi başka bir yere de kopyalıyor. Kopyala yapıştır. Ctrl C ve Ctrl V ile yapabilirsiniz. Burada başka bir şey daha var. Onu da göstereceğim. Ya da şöyle diyeyim. Ctrl V diyeyim. Diyerek aynısını yapsın. Bu kopyala yapıştır. Ama eğer ben bunu buradan alıp başka bir yere götürmek istersem. Yani burada bir şey olmayacak artık. Burada da kes yapıştır diyeceğim. Kes. Kontrol vereyim burada. Direkt kafa karışmasın. Anlatacağım, orada bir şey var. Tamam mı? Yani buradaki fark bu şekilde anlaşılabilir. Ha, şuna geleyim. Şimdi internetten bir şey kopyaladınız veya buradan bir şey kopyaladınız başka bir tarafa. Ben bunu isterim alayım. İçindeki yazıyı alayım isterim ama diğer özelliklerini almak istemem. Sadece düz yazı olsun. Ya da buranın özelliği olsun. Bak. Sadece metni koru der bana. Bu şekilde yapıştırabilirim. Bu arada sorusu olan var mı bilmiyorum. Çünkü chat'i kapattım. Yanlışlıkla. Zaten 2 dakikamız var. Bitecek şey. Sonra devam edeceğiz. Son dersten. Sonra şöyle bir özellik var. Burada bul ve değiştir var. Buna tıklayayım. İstediğimiz bir şeyi bulabiliriz. Ben de hiç güzel anlamlı bir şey yazmadım ama bugün var mesela. Bugün arayayım. Bugün. Bakın hep çıktı. Mesela diyelim ki bir şeyi yanlış yazdınız. Chat'te de bir şeyler var. Aslında. Şimdi mesela ben şey yazdım. Farklı farklı yerlere donut yazdım. Vaktim var, inşallah var. Ben bunu dönüt olarak değiştirmek isterim. Değiştire gittim.
Buraya donut yazayım. Yani aranan kelimeye. Yenisine de dönüt yazdım. İstesem bir bir yaparım. İstesem tümünü değiştir yaparım. Yani bazı yerde sıkıntı olabilir bu. Tümünü değiştir. Tek tek bakmak lazım. Tümünü değiştir dedim. Tamam. 3 tane buldu. Bakın. Dönüt. Hepsinde dönüt. Evet. Son saniyelerimiz. Burada başka, yani giriş kısmında temel olarak anlatabileceklerim bunlar. Bir 5-10 dakika daha diğerlerini anlatıp da PowerPoint'e geleceğim. Ben hatta stop share diyeyim. Bir gene 5-6 dakika aramız olacak arkadaşlar. Kapanacak şimdi. Gerçekten elim ende gitmez yani. Neyse bitireyim ben toplantıyı.